Bir de işin tabii şey tarafı var. Yani biraz önce bahsettiğiniz gibi teşvikler var. Biraz da teşvik konusuna girmek istiyorum. Ve Madrid protokolü bence önemli iki konu. Evet. Çünkü markanızı tescil ediyor olmanız gerekiyor ki yurt dışı pazarına açılasınız ve pazar yerlerine girebilirsiniz. O tescil olmadan olmuyor. Madrid protokolünün buradaki faydası nedir? Yurt dışına açılacak, ihracat yapacak insanlara. Artı devlet teşviki almak için neler yapmak gerekiyor? Bize sağladığı koşullar neler? Zaten uzun süredir ihracatla alakalı. Bu arada benim sesimi duyabiliyorsunuz değil mi? Çünkü şu an kulaklığım ötüyor benim de. Devlet teşvikleriyle alakalı zaten devlet ihracatta, geleneksel ihracatta bunu yıllardır veriyor. Bunu yıllardır alan firmalar var. Ki biz de onlardan bir tanesiyiz. Polen Tekstil olarak ihracat firmasıyız. 30 yıldır ihracat yapan bir firmayız. Yurt dışında high fashion markalara işte Descoret gibi, McQueen gibi, Prada gibi markaların fason üretimleri yapılıyor. Teşviklerden yararlanıyoruz. Mikro ihracatta, e-ihracatta verilen devlet teşvikleri yine aslında bunların bir yan dalı gibi düşünebilirsiniz. Burada devlet diyor ki ben teşvik veriyorum, bazı başlıklarda teşvik veriyorum. Ancak diyor bunun bazı prosedürleri var. Lütfen bana o prosedürlerle gel diyor. Birincisi Türk markasısın. Markanı teşvik almak istediğin ülkede tescil ettireceksin diyor. Mesela Almanya. Şimdi Madrid protokolü ne demek? Madrid protokolü WIPO başvurusuyla, diğer adı da Madrid protokolü, WIPO başvurusu. İkisi aynı anlama geliyor. Tam sayısını hatırlayamıyorum ama birçok ülkede, Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde dahil, Amerika gibi, İşte bir de Arap ülkelerinden bazılarının hepsinde tek bir başvuruyla markanızı tescil ettirdiğiniz bir tescil yöntemi. Devlet diyor ki bunu başvur, ben %50'sini geri vereceğim sana diyor. Şimdi biz başvurduk, rakamları çok rahat telaffuz edebilirim çünkü bu sergilenen şeyler. 20 bin lira ödedik, 10 bin lirasını geri aldık. 10 yılda tescil ettirdik. Düz hesap, 20 bin liraya bu Madrid protokolünü tescilini yaptırdık. 10 bin lirasını devlet bize geri verdi hızlıca. Sonra zaten hedeflediğimiz ülkeler bu Madrid protokolünün içerisinde yer aldığı için diyor ki devlet dijital pazarlama için sana teşvik veririm. Yani bildiğimiz Google reklamları için, işte e-posta pazarlamalarla alakalı için. Bunlarla sana da teşvik veririm. Ancak öncelikle marka tescilini yaptırmış olman şart. Yaptırmadan önce yaptığın tüm harcamaları kabul etmem diyor. Yani ilk önce marka tescili şart. Marka tescilinden sonra da diyor, senin bu dijital pazarlama ile alakalı olarak genel bir kavramdan bahsediyorum. Dijital pazarlamayı sadece tek bir şey olarak düşünülmesin lütfen. Bunun içerisine arama motoru optimizasyon dahil. %60'ını geri veriyorum diyor. 250 bin euroya kadar. Düşünün, 250 bin euroya kadar size geri veriyor. Yani 10 bin euro reklam yapıyorsan bir ayda 6 bin eurosunu sana geri veriyorum. İstanbul'dan yapıyorsan. Bu işi Şanlıurfa'dan yapıyorsan %70'lik. %70'ini veriyorum. Aynen öyle. Çünkü Anadolu'ya da teşvik etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu da sürekli verdiği bir katalog yaptırırsan %50'sini veririm. İşte orada TV reklamı yaparsan %50'sini veririm gibi böyle bir sürü teşvikleri var. Depo kiralarsan %50'sini veririm. Depo satın alırsan ciddi bir, yani o da %50'siydi galiba, veririm. Çünkü neden? Türk malını yurt dışına ihraç etmeye çalışıyorsunuz. Yurt dışındaki yabancı uyruklu insanlara ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Burada devletin verdiği başlıklar var. Mesela pazar yerleri bizden entegrasyon istiyor. Şart. Entegrasyon şartı istiyor. Zalando diyor ki biz diyor sizin genel olarak kabaca söylüyorum. Stokta olmayan mal satmam. Ben bu yüzden Zalando'yu diyor. Müşterimi mağdur etmem. Fulfillment çalışacağım. Ürünü bana göndereceksin ve bir ara bir program olacak. Acaba bunu sesim geliyor mu şu anda? Geliyor. Tamam. Kulaklık hakkın rahmetine kavuştum. Bu konuda diyor ki bir entegrasyona ihtiyaç var. Bu entegrasyonu biz yazdırıyoruz. Türkiye'de bu entegrasyonu yapan
bir firma yok. Çünkü sadece Amazon için değil, bu işte diğer niş pazar yerleri için yazdırmaya başladı. Ciddi de bir tutar bu. Aşağı yukarı yani şey için, yani yazılım yaptırıyorsunuz, olmayan bir şey yaptırıyorsunuz. Ciddi de bir tutar. Devlet bunun %50'sini geri veriyor. COSGAP başvurusuyla. Yani bunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Yani devlet birçok şey de veriyor. Lojistik de vermiyor. Maalesef. Şu an için yani kargo masraflarıyla alakalı bir devlet teşviği yok. Ancak depo kiralarsın mesela Almanya'da. Kiraladığın depo üzerinden yürütürsün süreçte. Onun teşviğini veriyor. Yani bunu da mesela şöyle düşünün. Herkes e-mail atar değil mi? Atmak ister böyle. Toplu bir atar. Ama segmente atmak başka bir şey değil mi? Doğru. Sepet ürünü unutmak. İşte buna baktım, bunu al. Hoş geldin, beş gittin, neredesin? Bir sürü detayı var değil mi? İçinde kayboluyorsun. Doğru. Yani şeyde de öyle. Yani devlet teşviklerinde de bu konunun uzmanları var. Yani devlet teşviği dediğimiz konu aslında meslek birliklerine de başvurularak orada yıllardır bu teşviği veren oradaki görevliye yeni bir evra onun alıştığı prosedürde sunmak demek. Bu anlamda devlet teşvikleri ile ilgili hizmet veren danışman firmalar var. Affiliate modelleri çalışılıyor. Ben çok seviyorum affiliate modelini. En çok sevdiğim modeldir. Çünkü genel hattıyla bir şeyi getirirsen al diyoruz biz de ya. Hani yeter ki olsun. O mantıkla çalışırlar. Aldıkları teşvikten %X kadar bir bedel talep ederler. Bu da zaten hali hazırda. Hani sizin öyle bir bedel, bir beklentiniz yokken bu pazara giriyorsunuz ya. Biz devlet teşviği var diye girmiyoruz o pazara. Ama biz harcadığımız için, bir de devlet teşviği ekstradan geliyor ya. Bize diyoruz ki o ekstradan gelmiş paradan alabilirsin şu kadarını. Oradan gelmiş parayı da bu sefer yatırıma kullanmış oluyor. Yani teşvikte şöyle bir durum var. Devlet veriyor. Ciddi ciddi veriyor. Hatta bunun bir tık üstü tur quality, ki bunu da alan işte LCY gibi, Koton gibi, aklıma gelen başka var mı tam hatırlamıyorum ama daha büyük teşviklerin, daha uzun süreli, daha yüksek tutarlı teşvikleri de var. Yani bu olanakları var. Sadece işte doğru oyunculara doğru soruları sormak gerekiyor. Hepsinin uzmanı olmak zorunda değilsiniz. Kimse sizden hepsinin bir konunun uzmanı olun diye bir şey beklemiyor. Yani öyle bir insan ben tanımadım. Sadece doğru kişilerle doğru soruyu sormanız lazım. Mesela biz oturduk Vanessa ile, dedik ki ya bizim Türkiye'de yabancı müşterilerimiz de var. Biz e-maili Türkçe atıyoruz. Bunu çözmemiz lazım. Nasıl yapabiliriz? Dedik şunu mu yapsak? İki kere mi göndersek? Şimdi diyecekler ki yabancı uyruklu müşterileri filtre edin, öyle gönderin diyecekler. Ya mağazacılıkta bilmediğiniz, yazılı olmayan dinamikler var. Yani arkadaşlar, yani o datayı girmek gerçekten sıkıntı. Daha düne kadar onları alamıyorduk bile yani hiçbir koşulda. Dolayısıyla o dataları biz genel olarak ne yaptık? Değil mi Vanessa? Önce Türkçe, İngilizce bir tab koydunuz oraya yukarıya. Aynen. İngilizce yani isteyen burada aşağı küt diye geçiyor. Mis. Bunu yani datayı ayrıştırabilmek aslında hep söylediğimiz bir şey ama çok da kolay bir şey değil. O dinamikler çok farklı. Mağazada ayrı, online'da ayrı. Dil seçeneğini vermek istemeyen belki bir kullanıcı olabiliyor. Onu o an yakalayamayabiliyoruz. Belki çok önemli bir kullanıcı ama sürekli Türkçe mail atıyoruz. Ya, olmuyor. Geliyoruz. Bu İES'de özellikle şöyle, dataları incelediğimiz zamanlar oldu. İES sürecinde dataları incelediğimiz zamanlar oldu. Yani şimdi tamam şey değil ama bazı müşterileri şöyle kaydetmiş. Arap müşteri yapmış. Onu görünce yani nasıl? Arap müşteri nedir ya? Böyle bir girip olur mu? Yani onu almak da çok büyük problem. Evet, siz tüm attribute'ları doldursalar siz o kadar attribute kadar, özellik kadar bölebilirsiniz o mail. İstediğiniz kişiye kadar bölebilirsiniz. Bunu yapıyorsunuz. Ama gel de bunun, işte bu yazılı olmayan kural bu. İşte o mağazadaki arkadaşa bunu öyle alacaksını söyle. Ve o da onu öyle alsın ve size gelsin. Bu yüzden bazen genel geçer bir kural yazmanız gerekebiliyor.
Ben de istemezdim. İngilizce mesela başlıkta takılıyoruz ama. Mailin evet. içinde çok güzel. Yani çok ortalama başlıklar kullanmaya çalışıyoruz orada. Denedik yani. Yani çok denedik işte. Genel anlayacağı bir şey yaptık. Sale'ı herkes anlar. Evet. Black Friday anlaşılıyor dedik. Atıyorum. Sezon kelimesi yakın. Anlaşılır. Sezon, season, sezon. Aynen. İşte SS diyoruz. İşte Spring, Summer. Onları da anlar falan diyoruz. Ama bazen anlatamıyoruz şimdi yani. Öyle bir durum da söz konusu oluyor. Burada da genel geçer bazı kuralları uyarlamanız gerekiyor o hizmette. Şeyde de öyle. Devlet teşviklerinde ise şöyle bir durum var. Mutlak suretle o koşula göre yapmanız gerekiyor. Yani siz İsveç'ten teşvik almak istiyorsan diyor. Markan tescilli mi? Tescilli. Ne yaptın? Google harcaması diyor. Google harcamanı eğer Türk Google hesabından yaptıysan alamazsın diyor. Eğer internet sitende dil seçeneği varsa %50'sini keser veririm. Yani o ülkeye has olacak bu. Yani böyle değişik kuralları var. Hepsini takip edemezsiniz. Ben de takip edemem. Yani bu öneriler bana gelmeseydi sizden ben onu söyleyemezdim. Dolayısıyla bu konunun doğru soruyu sormanız lazım. Yani ben size dedim ki ortada bir cenaze var. Bunu böyle göndermemiz lazım. Nasıl yapabiliriz diye sorduk ve siz de çözüm önerisi getirdiniz. Orada da aynı şekilde doğru soruyu sormak gerekiyor. Teşvikleri de biz alıyoruz mesela. Dediğim gibi marka tescilini tek seferlik aldık. Bir kere yapılıyor zaten 10 senede bir. Devlet dijital pazarlama desteğini her ay alıyorsunuz. Yani bu zaten alınan bir şey. O yüzden doğru hamleyi yapmak gerekiyor. Orada doğru oyuncularla çalışmak gerekiyor. Ekstra para vermiyorsunuz çünkü. Aldığınız, devletin size geri verdiği paradan geri ödüyorsunuz. İşin güzel kısmı bu. Bir örnek daha vereceğim Uğur, çok pardon. Biz bu doğru başlığı seçebilmek için 60 farklı AB testi yapmış olabiliriz. Yani hangi kelimeyi kullanalım, hangi yüzdeyi kullanalım. Daha sonra da onları bir rapor haline getirdik ki evet bizim kelimemiz bu yani. Biz bu başlıkları kullanabiliriz. Çünkü her kitleye hitap etmeye çalışıyoruz. Hep o dediğimiz şey yani biz aslında havuzuz, bir CRM platformu Revotas. Oraya doğru bilgiyi nasıl aktarılabildiği önemli ki biz onu ayrıştırabilelim. Ayrıştıramadığımız noktada da tabii alternatif çözümleri bu şekilde bulduk. Evet, her şeyin bir alternatif çözümü var. Sadece işte burada asıl amaç, gönül ister ki her şey istediğimiz gibi olsun, biz de tüm detaylarıyla gönderelim. Ama işte biz bunu dijitalde ne kadar istediğimiz gibi alsak da, internet sitesinden bu bilgileri versek de, mağazacılıkta ve mağazacılık konularında, ki özellikle artık şimdi İYS diye bir konu da girdi. Bu konuda girdikten sonra insanlar artık böyle iyice vermemeye böyle şey oldu. Zaten zordu. Kimsenin zorla bir e-mail atacak halimiz yok. E-mail adresini paylaşmak istemeyen kişiye e-mail de atmak istemiyoruz. Yani kampanya istemeyen kişi. Öyle bir şey de yapmıyoruz. Yani bizim ciddi bir ciro getirimiz de oluyor e-mailden. Yani bunu doğru yapacaksan doğru yapacaksın. Yoksa yani spamcısın. Başka bir çözümün başka bir şey değil bu. Yani birçok anlamda yani. Eğer reklamı görmek istemeyen kişiye reklam gösteriyorsan satamazsın. Eğer sen o elbiseyi o şekilde sergileyemeyeceğin bir ülkede o şekilde yanlış sergiliyorsan satamazsın. Bu kadar basit. Bunu böyle düşünmen gerekiyor. Yani bizim de mesela nasıl kendi kanunlarımız var değil mi? Yazılı olmayan kanun. Yani ben Fatih Çarşamba'da uzun saçım ve küpem dövmelerimle gezebilir miyim? Ya da maçın olduğu bir gün tamamen alakasız işte Fener formamla Beşiktaş kazanda gezebilir miyim? Yani bunlar kanunda yazıyor mu? Yazmıyor. Ama bunlar gizli yazılı olmayan kanun. Bunları buna göre biz nasıl şey yapıyoruz? Değil mi? Uyguluyoruz kendimiz. Bu şeyde de uygulamak gerekiyor. Yoksa hiçbir şeyin uzmanı olamazsınız. Yani mümkün değil. O zaman şöyle toparlayabiliriz. Öncelikle şimdi devlet teşviği almak istiyorsanız bu işi uzmanlarıyla çalışmaktan korkmayın. Çünkü herkesin korktuğu şey aslında bu bahsettiğimiz bir iş yükü. Yani o paperwork dediğimiz tarafı var ya, yani o iş yükü çok fazla gözüküyor insanın gözünde. Başvurayım başvurmayayım arasında kalıyor ama bu işin uzmanı var. Zaten teşviğin %50'sini geri alıyorsunuz. Onun aldığı komisyona da takılmayın.
işi bilene bırakın. Siz uzman olduğunuz işi yapın o zaman. Benim anladığım evet. O anlattığınızda. İkincisi girdiğiniz ülkelerin dinamiklerine hakim olun. Lojistiğinden, dil seçeneklerinden, kullanıcı davranışlarından, ödeme yöntemlerine kadar her şeyi o ülkenin standartlarına göre ayarlayın ve bu şekilde ilerleyin. Artı tabii lojistikte de biraz önce bahsettiğimiz gibi o ülkenin sevilen, bilinen ve tanındık lojistik firmalarıyla çalışın. Ürün değerlemesi yaparken hedeflediğiniz ülkenin piyasasını araştırın. Ürününüzü oradaki fiyat skalasına göre konumlandırın. Ve artı biraz önce bahsettiğimiz gibi vergi, işte kargo maliyeti, iade ücreti maliyeti vesaire bunları da hesaplayarak ürün değerlemenizi yapın ve e-ihracata başlarken bu stepleri doğru yaparsanız mutlaka ki iyi sonuçlar elde edersiniz. Buraya kadar güzel. Bir de bu işin pazar yeri tarafı var.